Afrika'da hala insanlar temiz suya ulaşamıyorlar ve bunun için 50-60 kilometre yürümek zorunda kalıyorlar ki doğal kaynak olarak çok fazla su bulunmasına rağmen. Diğerinde de sen de fark ette de şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Birileri dünyada temiz suya ulaşamazken biz de sularımızı çok hızla mikroplastiklerle dolduruyoruz ve bu hızla devam ettiğimiz takdirde 2030 ile 2050 yıllar arasında artık içecek suyumuz kalmayacak. İçtiğimiz sular aslında çok büyük oranda plastik olacak ve hızla hastalıkların artması, kanser ve diğer hastalıklarla birlikte daha fazla uğraşıyor olacağız. Çünkü istatistikler 2050 yıllarında suyumuzun neredeyse %30'unun, %40'ının artık tamamen plastik haline dönüştüğü gerçeğini bize gösteriyor. Ben bu çerçevede aslında dünyanın gelişmiş ülkeleri ve az gelişmiş ülkelerine bir ziyaret gerçekten. İlk önce Exeter Üniversitesi'ndeki araştırmalarla başladım ve Exeter Üniversitesi'ne gittiğimde oradaki profesörlerden edindiğim bilgilerde aslında şu anda en çok etkilenen toplumun aslında Uzak Doğu olduğu gerçeğiyle karşılaştım. Ve Uzak Doğu'ya gittiğimizde de gerçekten çok büyük problemler var. 2000 tam olarak seneyi hatırlamıyorum. 2017 senesinde Çin çöp alımını durdurdu. Çin'in çöp alımını durdurmasıyla beraber Uzak Doğu'daki diğer ülkelere kaydı bu çöp hikayesi. Ve bütün çöpler aslında Uzak Doğu'da Malezya, Endonezya, Filipinler gibi ülkelere doğru yöneldi. Ve burada hem yasa dışı hem yasal olarak birçok dünyanın çöpü aslında bu bölgeye doğru gitmeye başladı. Ve bu bölgedeki kirliliği gördüğümde gerçekten gözlerinize inanmak mümkün değil. Hani 1997 senesinde Charles Moore'un bulduğu bu yedinci kıtadan sonra, plastik kıtasından sonra ben kendi gözlerimle Filipinler açıklarında bir plastik kıtası gördüm.